Evet, merhaba. Bir felsefi kazan serisiyle daha senin karşındayız. Bugün NBA okullarındayız. Aynı zamanda kendilerine bize kampüslerini açtıkları için de teşekkür ediyoruz. Bugün Ece ile beraberim. Hoş geldin Ece. Hoş buldum, merhaba. Ne haber, nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir ben de. Ece de şu anda aynı zamanda Kant Akademi koçlarımızdan. Kendisi eşit ağırlık alanında. Kaç ay oldu? 2-3 ay oldu. 2-3 ay oldu değil mi? Ne zaman girdi? Şubat ayında, Ocak ayında falan mıydı? Ocak'ta girdim. Ocak ayında. Şimdi onunla da aslında sınav süreciyle alakalı konuşacağız. İstersen sen netlerin, sıralaman, lisen, üniversiten falan onları bir konuşalım. Sonrasında YKS sürecine gireriz zaten. Sabancı Üniversitesi'nde okuyorum şu an. Sanat ve Sosyal Bilimler programındayım ama daha bölümümü seçmedim. TYT yönetim sınavda 87,5 geldi. IT yönetimde 63,5 geldi. Yani beklediğimden daha düşük geldi açıkçası. Lisemde Anadolu Lisesi'ydi. Yani meslek lisesinde falan okumadığım için biraz daha kolay ilerledim. İşsel bir bölümdeydim yine. Güzel, zaten sıralama 241, yani aslında oldukça 2021 bazında baktığında oldukça yüksek bir net zaten, yani hem 87,5 hem 63,5 IT bazında. O matematik nasıl dağılımıydı? Matematikten 31 net geldi. 32 doğru 4 yanlış. İşsel kısmına geri kalan işte. 32 net falan. Aynen, 32 net oradan geliyor. Tamam, şimdi o TM kısmını da konuşuruz zaten. Şimdi nasıl bir öğrenci grubuna sahipliğine devam edelim istersen. Nasıl bir çalışma sistemimiz vardı genel hatlarıyla? Ben biraz gergin bir öğrenciydim. Böyle hemen konuları bitireyim, oradan devam edeyim diye düşünüyordum. Konuları o yüzden birazcık hızlı geçmeye çalıştım ilk başta. Ama bu benim için sıkıntı yarattı. Çünkü tam oturtmuyordum, özellikle fen dersleri için. Ya da edebiyatı tam ezberlemiyordum, tarihe tam ilerlemiyordum. Bunun farkına da son 4 ayda vardığım için hemen geri döndüm. Konuları baştan çalıştım. Birazcık tez canlıydım diyebiliriz. Tez canlıydın. Normalde aslında çok da önerilmeyen bir şey değil. Yani bütün konuları bir gör, sonrasında bir daha detaylı in denir genelde. Sen Evet. faydasını gördün mü, görmedin mi bunun? Ben Tam. faydasını görmedim. Ha, görmedin. Evet. Faydasını gör. Daha detaylı inceleyin diyorsun. Keşke en baştan detaylı inceleseydim, zaman kaybetmezdim başa döndüğüm süreçte. Ha, anladım. Yani o zaman o hızın da bir oranı olması lazım. Evet Çünkü evet. çok da hızlı olunca hiçbir şey Çok anlamıyorsun. hızlı Sonra olunca hiçbir başlıyorsun. şey ezberde kalmıyor eşit ağırlıkta. Ha, özellikle eşit ağırlık için söylüyorsun tabii. Güzel aslında, mesela bu iyi bir bakış açısı. Yani o, atıyorum, normalde derinlemesine öğrenip x hızında öğreneceğin şeyi sen 5x'de öğrenirsen hiçbir şey kalmıyor, ama atıyorum 2x'de öğrenirsen hem vaktin kalıyor hem de bir şeyler oturtmuş oluyor. O hızı da iyi ayarlamak lazım o zaman. Evet. O açısından da iyi. Tamam, zaten şimdi iyi keşkeler o zaman girdik. Devam edelim madem. Başka var mı böyle iyi keşkeler süreçle alakalı? Keşke fene bu kadar çalışmasaydım. Çünkü dediğim gibi çok hızlı ilerlemeye çalışıyordum ama hiçbir şey olmuyordu. Onun yerine fene sonlara doğru soru çözümünden ilerlemeye başladım. Böyle her gün bir tane fen denemesi çözüyordum. Direkt soru çözümünde soruyordum. Keşke en baştan onu yapsaydım çünkü daha çok ilerleyebilirdim. Fen kısmında Evet, söylediğin iyi evet. keşkeler. Başka peki böyle matematik, IT matematik bazında, ne bileyim, edebiyat, tarih, coğrafya bazında var mı? İyi ki matematikte en baştan başlamışım. Ben 9. sınıftan beri matematik çalışıyordum. Hep notlarım da yüksekti çünkü konuyu takip etmeyi çok seviyordum. İyi ki ona en baştan başlamışım. Çünkü TYT için hiç konu çalışmam gerekmedi. İyi ki 9'dan itibaren mi öğrenmeye Evet. başlamışım onları diyorsun? İyi ki temeli sıkı tutmuşum. Temeli sıkı tutmuşum, Ha, evet. anladım. Yani sen o zaman oradan matematik anlamında bir ilkin vardı sınav sürecinde. Oradaki ilkini diğer derslere yoğunluk vererek kullandın aslında. Evet. Yoğunluğunu başka derslere verebilirdin rahat bir şekilde. Tamam. Şimdi bu peki çalışmaya başladığında kaç netin vardı, sonrasında kaç netin vardı sorusu. Çalışmaya başladığımda TYT'den 75 netim falan geliyordu. Yani Ağustos'un başlarında yazın. Ama sınava yaklaştıkça yavaş yavaş arttı. Sınava doğru da 100-110 arası yapıyordum. Bazen 90'lara düşüyordu ama çok zorluğuna göre onu. Sonra 87,5 geldi. Evet, Yani sonra aslında sınavı 80'e düştüm. zorluğunda, ya aslında sen 70-75'ten senenin sonunda 100-110'a kadar çıktın, ama sınav Evet. 87,5'e düşürdü seni. Aldanmamak lazım. Peki AYT var mı öyle bir şey? IT'de en başta deneme çözmüyordum. İlk denememi Ocak'ta çözdüm sanırım. Ondan da 40 net geldi. Daha sonra sınava doğru 65, bazen 70, o civarda geliyordu. Sınavları 65. İlk netini bir daha söyleyebilir misin? 40. 40 netlendi. Orada da bir 20-25 ettik artık, o kadar. Peki bu zamanlar peki kaç netti Nisan aylarında? Bu Var mı? zamanlar TYT 100 geliyordu genelde. 90-100 Artık arası. oturmaya başlamıştı yani. Yavaş yavaş. Zaten TYT çalışmıyordum konu olarak artık. Sadece deneme çözüyordum. AYT'de 60-65 arası geliyordu. Yani yavaş yavaş bir 5-10 netlik farklar kalmıştı. Evet, Yani o evet. zaman şu anda bakacak birisinin artık, ya tabii senin perspektifinden bakacaksa, artık yavaş yavaş olmak istediği seviyeye 5'er 10'a net yaklaşmış olması Evet. gerekiyor diyebiliriz. Ama senin için şey, yani 2 ayda 20 net arttırıp programları da var yani sonuçta. Mesela konuları ne zaman bitirdin o zaman? Ben TYT için konuları zaten matematiği bitirmiştim. Hiç konu çalışmadım. Bir iki permütasyon, kombinasyon gibi zor konuları çalıştım.
Onun dışında Türkçe konularını da biliyordum. Çünkü Türkçe'yi de seviyorum, kitap okumayı seviyorum. Çoğunlukla paragraf çıkıyordu zaten. Ona da çok fazla konu çalışmadım. Sosyali yazın sonunda bitirmiştim. TYT için ama feni bitirememiştim. Fen zaten çok sıkıntı oldu ileride bana. Feni özel olarak konuşalım. Peki AYT Matematik zaten 12 ile beraber sonuna kadar bitti herhalde. Edebiyat tarih coğrafya peki? AYT Matematik aslında Mart'ta bitti. Her şeyi bitirmiştim, denemeye geçmiştim. Edebiyat, tarih, coğrafya birlikte gidiyordu. Zaten tarihi önceden biliyordum çünkü TYT, AYT birleşik oluyor. Sadece birazcık da ayrıntılı bakmak gerekiyordu. Edebiyatta sonaya kadar ezberimi tam iyi yapamamıştım son 4 aya kadar. Bitirmiştim aslında onu da Ocak gibi ama yeterli seviyede değildim. O yüzden son 4 ayda yine dönüp yine böyle başa dönüp tekrarlar yaptım. Tamam, şimdi AYT Edebiyat'a birazcık da girmek istiyorum aynı zamanda. Hatta girelim yani bu edebiyat, tarih, coğrafya çalışmaları ile alakalı verebileceğin taktikler var mı TYT arkadaşlara? Edebiyatı şöyle yapabilirler, ben bir tane sayfaya bir dönemin hepsinin özetini çıkartıyordum. Yani milli edebiyat dönemi ise bir sayfaya sığacak. Bu bir tek divanda ve cumhuriyette sıkıntı çıkartıyor ama ham bilgiyi almış oluyorsunuz, tam yazar eserin nokta atışı almış oluyorsunuz. Kendinize göre bir kez daha özetlemiş oluyorsunuz onun özetini çıkartırken. O yüzden öyle çalışmak daha mantıklı. Tarih, coğrafya zaten aldığım kadarıyla bir tık daha böyle rahat diyorlar. Evet. Genelde TYT'ler coğrafyayı kestirip atıyorlar. Tarih peki var mı tarihle alakalı? Tarih de video ders defteri izleyip oradan devam ettirmek daha mantıklı. Çünkü çok ayrıntılı. Özet çıkarmaya çalışsalar yetişmeyebilir. Evet, hazır olan bir şeyin üzerinde ilerlemek daha mantıklı olur diyor. Tamam. Peki AYT Matematik mesela. Senin AYT Matematik aslında yüksek gelmiş yani YKS 2021. Evet. Çünkü 5 tane sorusu zaten zordu direkt hani. Gerçekten zordu. Sen 31-32 net. Gerçekten zaten bu TMS sıralamanı bence belirleyen şeylerden bir tanesi olmuş. Peki bu zorlukta bir AYT Matematiğe nasıl hazırlandın? Sınav esnasında nasıl karşı geldin? Konu olarak Mart gibi bitmişti AYT Matematiğim. O bittikten sonra direkt denemelere başladım. Sürekli deneme çözüyordum ve çok zor denemelere geçtim. Zaten sınav da aşırı zordu. Yani böyle çıkmaz diyorlardı ben bunu sorularını sorduğum zaman ama yine de çözeyim dedim. Zor soru sonuçta sıkıntı çıkarmaz. Daha kolay gelirse daha kolay çözülür. Zor gelirse çözülmeye yine devam edilebiliyor. Evet, aynen. O yüzden direkt zor denemelerden ilerledim. Yani o eşiğini hep yüksek tutman. Yani bazı arkadaşlarla konuşuyordum, bu kadar zor çıkmaz deyip salıyordu soruları. Ama sonra zor çıktı. Çok önemli bence de. Ben de mesela, yani ben de çözerdim. Mesela ben şey diyorum hani, 2021'e ben girseydim yine benzer bir şey yapardım. Çünkü ben zaten benim seviyem oydu. O seviyelerde çözüyordum. Sen de o zaman onu yapmışsın. Sadece buna şeyi ekleyebilirim. YKS 2020'dekilerle konuştuğum için de, tecrübe ettiğim için söylüyorum. Çok zor çözüp kolayı göz ardı etmemek de lazım. Evet evet. Yani pratiği elden bırakmamak lazım. Kolaylara da bakmak lazım. Çünkü çok zor alıştığın zaman kolayda da zor bir şey arıyorsun ama bulamıyorsun. Aynen. Kesinlikle. Kolayda zor bir şey aramak kadar zor bir şey yoktur yani. Aynen öyle. Dediğin gibi yani çünkü sınavdan 2021 gibi geleceği belli değil. 2022-2020 gibi de gelebilir. Evet. Onun için iki ihtimalle, iki ucuda çalışmak önemli ki bence 2020 gibi gelse sen gene yapardın çünkü gene kolayı da göz önünde bulundurmuşsun. Evet İkisinde ama bir tık daha zorlanırdım yani aynı sıralama gelmezdi çünkü herkes yapacağı için orada öne geçmek daha zor olur. Ya tabii sıralama sınavlarında çok şey olmuyor ama tabii ki gene de etkilerdi. Zaten kolay sınav, zor sınav olsun kolay olacağını hep boşuna demiyoruz. Tabii bizi dinledikleri falan yok ama o kadar artık. Tamam, şimdi bu haftalık program kısmı. Nasıl bir programımız vardı? Nasıl yayıldık dersleri falan filan? Ben normalde senenin başında ders programına göre çalışamıyordum. Ama böyle bir şeyleri izledikçe programsız çalışamayacağımı da fark ettim. O yüzden kendimi ilk önce programa adapte etmeye çalıştım. Onu da şöyle yaptım. Bir gün boyunca yaptığım her şeyi bir kağıda yazıyordum ama programlı bir şekilde değil. Kafama göre çözüp yazıyorum. Buradan da neye daha çok ihtiyacım olduğunu, neyi ne kadar çalıştığımı gördüm bir süre sonra. Ve bir programa geçeyim dedim. Senenin başında her gün paragraf, problem, matematik, geometri ve geri kalan dersler diye gidiyordum. Genelde yanına iki tane ders ekleniyordu ama bu dörtlü sabitti. Senenin sonlarına doğru da işte bu aylarda her gün bir tane TYT denemesi. Daha sonra AYT konularını bitirmeye yönelik, baştan geri dönmeye, test çözmeye yönelik bir program. Bu kadar. Ya bu kadar dedim, bayağı bir şey yapıyorsun yani bu arada. Ya bir fixleri var o zaman, yani düzenli yapılan şeyler var. Zaten aslında program genelde öyle hazırlanıyor. Yani her şey serbest olamaz. Bazı şeyler sabit olmalı ki etrafında bazı şeyler şekillenebilsin. Mesela sen öğrencilerini de bu şekilde mi hatırlıyorsun şu anda programda? Evet, genelde şimdi TYT, AYT denemelerine geçtik. Yani TYT, Türkçe matematik denemelerine geçtik. Her gün bir tane TYT, Türkçe, TYT matematik denemesi çözüyorlar. Normal matematik konu anlatımı çalışıyorlar ve geometri çalışıyorlar. Tamam, güzel. Şeyi soruyorum o zaman. Şimdi yani YKS sürecinin zorluğunu zaten tartışmıyoruz. Mental açıdan, psikolojik açıdan, fiziksel açıdan.
Bu çalışmaların arkasına baktığında şu anki bulunduğun konudan memnun musun? Memnunum. Yani daha yüksek bir şey hedeflemiyordum. Hatta çok daha düşük bir yeri hedefliyordum. Hmm. Böyle sıralamamda 2000 kişi daha geride bir yeri bekliyordum açıkçası. Gelince gayet mutlu oldum. Sabancı güzel mi? Nasıl Sabancı şu anda? Sabancı çok güzel. Öyle mi? Yani sosyal olarak biraz uzak bir yer. Yani içerisinde oluşmuş bir yer. Nasıl memnun yani bölüm anlamında, akademik ve şey anlamda? Daha hazırlıklı olduğum için bölüm hakkında yorum yapamam ama sosyallikte şöyle, eğer dışarı çıkarsanız çok fazla insanla karşılaşıyorsunuz, öyle sosyalleşebiliyorsunuz. Onun dışında okul aslında kendi aktivitelerini yapıyormuş ama hmm. Covid'den dolayı şu an çok fazla olamıyor. Hmm. Biz evet. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kapalı bir alanda olması aslında daha kaynaşık oluyor evet. Dediğin gibi zaten. Çok fazla öğrenci vardı. Kaç tane öğrenci var? Çok fazla yok. Yani hazırlık değil de totalde 5000 öğrencisi falan var. 5000 işte. 5000 daha 100 tane insanı bir arada görmedik. 3 senedir okula gidiyorum ben. Yüz yüze olmadığı için yani tabii. Tamam, okey. Şu anki durumdan da memnunuz o zaman. Peki eklemek istediğin başka bir nokta var mı bize paylaşmak istediğin sınavla alakalı olsun olmasın? Sınav anında dikkat edilmesi gereken birkaç bir şey var bence. Tabii. Çünkü ben normalde sınavları 20-30 dakika önce bitirdim, TYT adına konuşayım. Ama bu sınavda son 10 dakikam kalan 10 tane matematik sorum vardı. Ve ben hep Türkçe'ye geri dönerim. Türkçe'yi 20 dakikada çözmeye çalışıyorum çünkü. Türkçe'ye geri dönemiyordum ve o an çok gerildiğim için ne matematiğe devam edebildim ne Türkçe'yi kontrol edebildim. O an onun ipini kendim tutman gerekiyor yani. Onu ayarlamak gerekiyor sanırım. Yani sınav esnasında bir sıkıntı çıkabilir, çıkacak da muhtemelen. Evet. Yani bu illa büyük bir sıkıntı olmak zorunda değil, küçük bir sıkıntı da olabilir. Önemli olan karşılaşabileceğin her soruna çözüm üretmek değil, karşılaşabileceğin herhangi bir soruna hazır olma mentalitesini oturtma. Evet. Sen de onu sınav esnasında uygulamışsın. Yani daha doğrusu uygulamaya çalıştın. O anda çok yapamıyor gibi hissetsen de işin sonunda aslında total baktığında uygulanmış sonuçta. Evet, evet. Bu arada Ece'den de koçluk almak istiyorsanız aynı zamanda aşağıdaki linkten de Kant Akademi koçluk sistemlerini inceleyebilirsin. Şimdilik bizden bu kadar. Gerek Kant Akademi'de ürettiğimiz içeriklerle, gerekse kendi kanalımda ürettiğim içeriklerle sana süreç içerisinde destek olmaya çalışıyor olacağım. Kendine iyi bak, selamlar.